Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Tüy desenleri olan Reyyan marka bir yazman var arkadaşlar. Şimdi bunlara e, iğneden bir tığ tasarlama yapacağız ama gerçekten çok güzel oldu. Ben beğendim. En azından mutfak havluların kenarında yapılabilir bana gelen modelde. Yazma kenarında yapılmıştı ama mutfak havlularında deneyebilirsiniz arkadaşlar ip numaralarımı söyleyerek başlayacağım. Şimdi başlayalım. İp numaralarımızla başlayalım arkadaşlar. Şöyle içindeki renge uygun. 816 numara leylak markası. 4010 40 yani 4010 40 4010 leylak markası sarım. Kremim yine leylak markası 744 numara. Yazmanın yeşili çok az arkadaşlar. Ben ana alt zemini, çimenini, suyunu, kremle gideceğim. Mavimin rengi maalesef yok bunu. Şimdi modelinize geçelim. Haydi bakalım. Ben modeli çok beğendim. Ama öncelikle sizlere şeyden göstereyim bir saniye. Evet arkadaşlar modeli buldum ve geldim. Gidin şuradan. <laughs> Şöyle yani Pardon arkadaşlar WhatsApp görüşmesi geldi de ekranı o yüzden ay bir de hapşuruk geliyor kaç videoyu durdurdum modelimiz bu arkadaşlar altı tığ oyası üstü iğne oyası yapılmış modelimiz bu şimdi ben böyle yan yana değil de araya bir tane pimpirik bırakarak yaptım isterseniz yan yana da yapabilirsiniz modelimizi gördünüz şimdi benim çıkardığıma gelelim şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi benim çıkardığım da bu. Hani şöyle e, dip dibe olsun istemedim. Araya ben bir tane bu şekilde bıraktım. Ama bırakmak da gerekiyor yani. Bunu buradan silerseniz şöyle olur. Çok dip dibe aynı oradaki resimdeki gibi olur. Bence şu araya bir tane bırakmak güzel oldu. İsterseniz mutfak havlusu isterseniz yazmalarınızda gördüğünüz gibi bu bir yazmada olan model. Haydi başlayalım. Şimdi şu alt kısmı iki sıradan oluşuyor. Öncelikle şöyle zincirler çekip kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. İlk sıramızda hemen başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Tığ battıma girdim ve sabitledim. Kamera açımı da hemen yaklaştırayım. Sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet zincir çektim. 1 2 tığ batısı bırakıp 3.ye kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 adet zincir çektim. Pardon 12. 1 2 tığ batısı bıraktım 3.ye kapatıyorum. Tekrar hemen 12 adet zincir 1 katın aldım. ne oldum kızlar. Dünkü o kar yağışında canlı yayın yaptım sizlere bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum sizlere ama bugün 21 Nisan bu pazar günlerden 1 2 3. kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bakın iki tığ batısı atlayıp üçüncüye kapatıyorum 12 adet zincirimi bu şekilde dört bir kenarını zincir gidiyoruz Tekrar gösteriyorum. 12 adet zincir. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2 tığ batısı atlıyorum. Üçüncüye girip kapatıyorum. Tekrar 12 adet zincir. Bu şekilde gidiyor alt kısmımız. 8, 9, 10, 11, 12 1, 2 tığ batısı atladım. Üçüncüye girdim. Kapattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Dört bir kenarı bu şekilde zincir kapatalım. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi ikinci sıramızda ilk yuvamıza girerek başlıyoruz. Bakın buraya girdim. Birinci sık iğne. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Altı adet sık iğnesi yaptım. Dört adet zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. Yine 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 5 6. Bakın bir tane böyle boş bırakıyorum ilk yaparken. Yandaki yuvaya giriyorum. Yine 6 adet sık iğnesi. 2 3 4 5 6. 4 adet zincir girip kapatıyorum. 6 adet sık iğnesi. 1 2 3 4 5 6 Bakın bu bir boş bir tane yaptık. Şunu da yarım yapıyorum. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şu boşumuz aradaki bir tane yaptık. Birinde yarım yaptık. Şu an bu şekildeyiz. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincir çektim döndürdüm hemen bu yandaki tepeye kapatıyorum bu şekilde bir yuva oluşuyor burada bakın bu, bu, arada kalıyor 3 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm başına bir aldım bu birinci trabzan yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki ikinci başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim üçüncü Başına bir alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki çektim dördüncü. Başına bir aldım girdim önce bir, sonra iki, sonra iki çektim beş, altı. Başına bir aldım girdim önce bir, sonra iki, sonra iki çektim yedi. Başına bir aldım girdim önce bir, sonra iki, sonra iki çektim 8-9-10 11 12 13 14 15 başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki çek 16 17 Şimdi 18. trabzan için 3 adet zincir çektim. Yuvanın içine girip sık iğne ile kapattım. 18 yaptık. Bu aşağı inmek adına. 1 adet zincir çektim. Şimdi buraya giriyorum. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi. Şimdi yandaki yuvaya geçtim. 6 sık iğnesi. 4 zincir. Kapat. 6 sık iğnesi. 6 sık iğnesi, 4 zincir, 6 sık iğnesi. Yanındaki yuvaya geçiyorum. Yine 6 adet sık iğne. 4 adet zincir. Girip kapattım. Tekrar 6 adet sık iğne. Şimdi yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bakın arkadaşlar. 2 tane tam yaptım. Bu bir arası olacak. Bir tane yarım. 2 tam yaptım. 6 sık iğnesi, 4 zincir, 6 sık iğnesi, 6 sık iğnesi, 4 zincir, 6 sık iğnesi. Bir de yarım yaptık bakın. Şimdi burada 10 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüp kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tersini döndürüyorum. Hemen yandaki tepenin üzerinde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum bu birinci trabzanım 3 zincir başına bir aldım buraya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim ikinci başına bir alıp girdim önce bir önce bir çektim sonra iki sonra iki üçüncü başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim dördüncü beşinci başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki altıncı 3 kere de çıkarak 7. başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 8 toplamda 17 tane yapalım. 18'i zincir çekerek ineceğiz. Şu an 17 adet trabzanım var. 18. 3 adet zincir çekiyorum. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıp aşağı inmiş oluyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz. 1 adet zincir çekip kalan 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Yarım yuvanın. 3 4 5 ve 6. Bu şekilde gidiyor. Yandakine gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi. 4 zincir girdim, kapattım. 6 sık iğnesi. 6 Şimdi diğerine geçip yine aynı işlemi. 2 tane tam bir tane yarım yapıp dönüp buradaki işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde. Bakın bu ara çok güzel bence. Gördüğünüz gibi arada bir tane pimpirik bırakmak bence daha iyi oldu. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın. Ben 3 renk kullanacağım. Yine bu renge geldik. Buradan ilk trabzan tepesinden ipimi tutturuyorum. Tutturdum. 7 adet zincir çekiyorum. 7 adet zincirimde aynı noktaya batıp kapatıyorum. Aynı noktaya batıyoruz. Şöyle bir kenar pimpirini oluşturuyoruz. 3 adet zincir çekiyorum. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye kapatıyorum bu birinci yuva 3 adet zincir çektim bir e, trabzan tepesi bırakıp ikinciye kapatıyorum İkinci yuva 3 adet zincir çektim bir trabzan tepesi bıraktım ikinciye kapattım 3 adet zincir çektim bir trabzan tepesi bıraktım ikinciye kapattım 3 adet zincir çektim bir trabzan tepesi bıraktım ikinciye kapattım 3 adet zincir çektim, bir trabzan tepesi bıraktım, İkinciye kapattım. Arada bir trabzan tepesi bırakıyoruz. 3 adet zincir çektim, bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye kapatıyorum. 3 adet zincir çektim, bakın bir trabzan tepesi bırakıp son trabzanımız oluyor zaten. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Toplamda bakın şu pimpiri saymıyoruz, yedi zincirli noktayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvamız oluştu. 7 adet zincir çektim, döndürdüm. İlk yuvanın içine girdim. Şöyle kenarda kapattım. Kenar pimpirini yaptım. Şimdi 3 adet zincir. Devamdaki yuvada kapatıyorum. 3 adet zincir devamındaki yuvada kapatıyorum. 3 adet zincir devamındaki yuvada kapatıyorum. Üç adet zincir. Devamındaki yuvada kapatıyorum. 3 adet zincir devamındakinde. 3 adet zincir devamındaki bu şekilde son yuvama kadar gidiyorum. 3 adet zincir bakın son yuvama kapattım. Şurası pimpirimizi 7 zincirle. Yeni 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bakın bu ilk yuvama girip 7 adet zincirimi kapatıyorum. Kenar pimpirini oluşturuyorum. Böylelikle eksiltiyoruz hem de 3 zincir çekip devamındakine kapattım. Yine baş kısma kadar bütün yuvalara 3 zincir çekip gidiyorum. 3 zincir çekip devamındakine girip kapatıyorum. 3 zincir çekip devamındakine kapatıyorum. 3 zincir çekip devamındakine kapatıyorum. 3 zincir çekip en baştakine kapatıyorum. 7 adet zincir dönüşte. 7 adet zincirimle dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içine 7 adet zincirimi kapatıyorum. ters kapattık biraz. 7 adet zincirimi ilk yuvanın içinde kapatıyorum bu şekilde. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekip devamındaki yuvama 3 zincir çektim devamındaki yuvama. Bu şekilde baş kısma kadar 3 zincir çekip kapatıyorum bütün yuvalara. 3 zincir çekiyorum en baştaki yuvamı da kapattım şimdi burada dönüyoruz bakın burası pimpirik 7 zincirli 7 adet zincir çektim dönüş yaptım bakın ilk yuvaya girdim 7 adet zincirimi kapattım yine 3 adet zincirle baş kısma kadar gidiyorum 3 adet zincir devamındaki 3 adet zincir bakın devamındaki 3 adet zincir devamındaki 3 adet zincir, bakın buradaki 7 adet zincir çektim. Bakın, bu ilk yuvanın içine girdim, kapattım. Kenar pimpirini yapmış olduk böylelikle. 3 adet zincir çektim devamındakine kapatıyorum. 3 adet zincir çektim devamındakine. Böylelikle eksiliyor arkadaşlar. O 7 adet zincir çekip ilk yuvaya kapattığımız noktada eksiltmiş oluyoruz. Son yuvamda kapattım. 4 5 6 7 adet zincir çektim, dönüş yaptım. İlk yuvama girip kapatıyorum. Kenar pimpirini oluşturuyorum. 3 adet zincir çektim devamındakine. 3 adet zincir çektim devamındakine. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Son yuvamı oluşturdum bakın. Şimdi 7 adet zincirle dönüş. Bakın bu tepedeki yuvaya girdim, kapattım. Son tepe yuvamıza bir kez daha 7 adet zincir çekip kapatıyorum. Bir kez daha 7 adet zincir çektim. Yani tepe yuvamıza iki kez 7 adet zincir çekip kapatmış olduk ipimizi kırdık yani bakın şöyle tepeyi de ayıralım bakın şuradan başlıyoruz ilk pimpirik 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tepe ile birlikte 5 bu tarafta 5 bu tarafta bu şekilde arkadaşlar şunları temizleyip dönüyorum Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur İnşallah anlatabilmişimdir ben çok beğendim çok keyifli yapılıyor bir de kalıp gibi duruyor arkadaşlar. En azından mutfak havlularınıza yapabileceğiniz bir model oldu bence. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.